Mülakatlarda uzmanın herhalde Solid konusunda en çok sorduğu soru dependency inversion prensibidir. Bu prensip tam anlamıyla şudur arkadaşlar. Yüksek seviyeli sınıfların düşük seviyeli sınıfları kendi yani o somut halleriyle değil de soyut halleriyle kullanmasıdır. Bu da neyi sağlıyor? Bağımlılığı düşürüyor. Bu bakımdan şöyle bizim yine interface örneğimizde baktığımızda bakın burada yüksek seviyeli sınıf Customer Manager, düşük seviyeli sınıf ise mevzuat implementasyonları. Birinci mevzuat, ikinci mevzuat, üçüncü mevzuat gibi. Şimdi biz burada eğer burada bu Manager'ın içerisinde daha önce yaptığımız gibi örneğin birinci mevzuatı kullanıyor olsaydık şöyle şurada birinci mevzuat, birinci mevzuat eşittir new birinci mevzuat şeklinde kullanıyor olsaydık birinci mevzuat nokta işlem yap. Bakın burada geldi. Fakat buna baktığımız zaman hani sistem tamamen hani birinci mevzuata göre çalışıyor. İşte sonra ikinci mevzuat, üçüncü mevzuat devreye girince burada if'ler devreye giriyor işte. Eğer böyleyse birinci mevzuatı kullan, değilse ikinci mevzuatı kullan. Yani dependency inversion prensibi diyor ki bir sınıf içerisinde başka bir sınıfı kullanıyorsanız kısacası kullanılan sınıf direkt olarak somut haliyle değil, somut hal demek az önce yaptığım new'leme yani. Şöyle şuradan açayım. Şu mesela somut halidir. Somut haliyle değil de onu soyut haliyle kullanmaktır. Dependency inversion prensibinde temel olarak bir tasarım deseni kullanılır. Dependency injection tasarım deseni. Dependency injection tasarım deseni iki farklı şekilde yazılır ama en çok yazılan versiyonu budur. Yani bu versiyonu bilmeniz yeterlidir. Constructor'dan bağımlılık sınıfının implementasyon olan interface'i geçmektir. Neden? Bakın ben buraya aslında mevzuat istiyorum ama bu referans tip ya. Somut olan onun implementasyonu her şeyi tutabilir. Yani bu da bunun implementasyonu, bu da implementasyonu, bu da implementasyonu ya. Üçünü de tutabilir. Mevzuat implementasyonu olduğu için. Bu da dependency injection tasarım desenine bir örnektir arkadaşlar. Bu bakımdan burada biz bağımlılığı minimize etmiş oluyoruz. Katmanlı mimarilerle ilgili henüz konuşmadım. Fakat katmanlı mimariler de katmanlı mimarilerin geçişini pardon, katmanlı mimarilerdeki katmanların geçişini sağlamak için yine bu tasarım deseni yaygın kullanılır. Örneğin business katmanı veri erişim katmanı ile iletişim kurarken veri erişim katmanındaki soyutla değil somutla değil soyutla iletişim kurar. Yani veri erişim katmanında sen Entity Framework ile bir kod yazdıysan o sınıfın implementasyonu olan interface'i business'da kullanırız. Bakın bunu niye yapıyoruz? Yarın Entity Framework'ten vazgeçtiğinde business değişmesin diye. Yani burada da aynı mantıkla. Biz bir mevzuattan vazgeçtiğimizde yani burası etkilenmiyor. Yeni mevzuata eklememiz yeterli. Ama business'a hiçbir şey olmuyor. Arayüze hiçbir şey olmuyor. Mantık tamamen bu. Yani Customer Manager, kısacası Business veya arayüz hiçbir şekilde bağımlılık göstermiyor bu desen ile beraber. Yine Dependency Injection desenini de ayağa kaldırmak için arkadaşlar IOC Container'lardan yararlanıyoruz. IOC Container'lar da şeylerde sıklıkla sorulabilen sorulardan bir tanesi mülakatlarda. Şimdi gelin bir de ondan bahsedeyim.